Hello ladies and gentlemen and welcome everyone, happy and have a nice day. Herkese merhaba. Chicken doner kebab recipe by popular request. Tavuk döner tarifi. How to prepare chicken in this video, how the sauce is prepared. Are placed in layers on top of the chicken. I'm going to show you in detail how. Dünyadaki yerimiz. Kebab recipes to share with you where we are in the world we're passing on immediately after. Bu videoyu Türkiye'nin Isparta şehrinde hazırladık. We have prepared this video in the city of Isparta, Turkey. Yoğun istek üzerine döner kebap tarifi. 10 kilograms will be used skinned chicken breast meat. 10 kilogram tavuk eti. Heart-shaped boneless parts used. Bu videoda tavuk döner etleri nasıl hazırlanır? A long thin doner kebab be prepared. Tavuk döner için nasıl bir sos kullanmalıyız ve tavuk dönerin baştan sona takılışını sizlerle paylaşacağız. Chicken is prepared as a thin layer with a sharp knife after preparing the sauce. 10 kilogram derili tavuk göğüs eti kullanılacak. Kalp şeklinde olan kemiksiz kısımlar kullanılıyor. İnce uzun bir şekilde döner hazırlayacağız. Onun için bu şekilde açıyoruz. Daha geniş bir döner kebabı hazırlamak için etler daha geniş şekilde hazırlanır. Tavuklar keskin bir bıçakla ince ince şekillerde hazırlandıktan sonra hazırlanan bir sosa bir gece bırakılacak ve takılıp pişirmek için hazır vaziyete getirilecek. Chicken doner kebab ingredients for the sauce. Tavuk döner kebap sosu için gereken malzemeler. Karışık baharat çeşnisi. Mixed seasoning spice. Kekik ve birkaç çeşit baharat içeriyor. Especially including several types of thyme spice. Domates salçası. Solid quality tomato paste. Acı kırmızı pul biber. Hot red pepper flakes. Toz kırmızı biber. Crushed red pepper. Tuz. Salt. Yogurt or buttermilk watered. Ayran veya yoğurt kullanıyoruz. This mixture is prepared for the materials we will use. Öncelikle bir kap içerisine malzemeleri sırayla ekliyoruz. Add a handful of salt too. 2 avuç tuz ilave ettik. Stir in red pepper a handful. 1 avuç kırmızı toz biber ilave ettik. Stir in 3 tablespoons of cayenne pepper. 3 kaşık kadar pul biber ilave ettik. Stir in 2 tablespoons of tomato paste. 2 kaşık domates salçası ilave ediyoruz. İki kaşık karışık baharatımızdan ilave ediyoruz. 2 tablespoons mixed spice. İki büyük bardağa eşit ayran ilave ediyoruz. 2 large glass of buttermilk or yogurt to the extent.
Bütün malzemeleri tamamen karıştırın. All the ingredients mix completely. The sauce by adding the chicken meat into a large pot deep and are placed properly. Derin ve geniş bir kap içine tavuk etleri düzgün şekilde sos ilave edilerek yerleştirilir. If you like the videos, click on the following thumb up sign. Make sure that you can acclaim by making more people see it. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki baş parmak yukarı işaretine tıklayın. Thank you for watching my videos and follow me. Videolarımı beğeni yaparak daha fazla kişinin görmesini sağlayabilirsiniz. Beni takip edip videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Doner kebab prepared mixture for 12 hours in the closet will have to wait for chickens. Tavuk dönerimiz için hazırlanan bu karışımda tavuklar bir gece 12 saat kadar dolapta beklemesi gerekiyor. Wait for a night in the fridge and will be ready to place on top. Hazırlanan sosu tavuk etlerine iyice yediriyoruz. Son parçayı da ilave ettik. Sos artmadı. Yetmemezlik de yapmadı tam miktarında. Wait for a night in the fridge and will be ready to place on top. Buzdolabında bir gece bekleyecek ve üst üste yerleşmek için hazır vaziyete gelecek. Mist are placed in a three-legged iron support. 3 ayaklı bir desteğe ihtiyacımız var. 3 ayaklı desteğe demir döner şişini yerleştiriyoruz. Ten grams of animal fat for up to a maximum weight of about 5 pounds of chicken you need to use. 10 kilogram tavuk eti için 800 gram kadar veya en fazla 1 kilo kadar iç yağ kullanmak gerekiyor. The chicken soaked in the sauce was thin and many times are to be lined up in a row. İnce açılmış ve sosta bekletilmiş hazır vaziyetteki tavuk etlerimizi kat kat olacak şekilde üst üste sıralıyoruz. İnce kıyım çekilmiş hayvansal iç yağından ilave ederek aralara tavuk etleri üst üste sıkı bir şekilde yerleştiriliyor. He's been doing this for 20 years, the chief doner kebab. Döner ustamız 20 yıldır bu işi yapıyor. Yerimizi, mekanımızı videonun başında gösterdim.
reaches a height of 15 inches when the shaving process is being done. Evet, bıçağımızı bileleyip 15 santim kadar yüksekliğe ulaştığında bir tıraşlama işlemi yapılıyor. Sallanan parçaları aşağı doğru keserek düzeltiyoruz. Bu parçalara da yağ ilave edip karıştırılarak ara katlara eklenecek. This floor's the height is increasing by adding parts doner kebab. Parçaları ara katlara ekleyerek döner kebap yüksekliğini artırıyoruz. İkinci tıraşlama işlemimiz yapılıyor. Aynı şekilde yüzleştiriliyor. Second, the shaving process is being done. Aynı şekilde küçük parçalara yağ karıştırılarak üst kısma ilave ediliyor. In the same way, oil is added a mixture of pieces and third, the shaving process is being done. Üçüncü tıraş işlemi yapılıyor. Önerimizin son katları. Turn the chicken after placing the last piece on the stove ready to go. Son parçayı yerleştirdikten sonra tavuk döner ocağa gitmeye hazır. Useful information to you if we can, we are happy, bon appétit. I hope you like my video and don't forget to visit my channel. Subscribe to my channel and my other tofalo recipes. Select a video of me and I would like to thank you for watching. Evet, dönerimiz pişmeye hazır. Sizlere faydalı bilgiler verebiliyorsak eğer bundan mutluluk duyuyoruz. Umarım videomu beğenirsiniz ve kanalımızı ziyaret edersiniz. Preparing chicken and slowly cooked turn this way makes it more delicious. Tavuk döner bu şekilde hazırlanıyor. Yavaş yavaş pişmesi daha lezzetli olmasını sağlıyor. Pembe renk aldıkça kesilerek servis ediliyor. Pilav üzerine ekmek arasına veya lavaş arasına dürüm yapılarak servis edilir. Ustamıza bu ayrıntıları bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Preparing chicken and slowly cooked turn this way makes it more delicious. Çekiyorum.
gelsin, ince gelsin. Türkiye'de üretilen bıçaklar kullanılıyor. Cilet keskinliğinde ve uzun bıçaklar. Döner bıçağı olarak. Produced in Turkey is being used the rotating blades razor sharp and long knives. Cut takes on a pink color as it is served. It is served over rice or bread by placing it on. Ben ince ekmek üzerine ilave edilip sarma şeklinde hazırlanan dürüm tercih ediyorum. Thin bread is prepared in the form of steak and I prefer to add it onto the winding. Dürüm ekmeğine. We would like to thank the master for sharing with us these details. Yeşillik, soğan ve domates ilave edilir. If you like the videos, click on the following thumb up sign. Make sure that you can acclaim by making more people see it. Thank you for watching my videos and follow me. I live in a motor home. There is a delivery service in the city. Türkiye'nin her yerinde motorlu evlere servis hizmeti bulunuyor. I live in a motor home. There is a delivery service in the city. Türkiye'nin her yerinde motorlu evlere servis hizmeti bulunuyor. Bu şekilde mikrodalgada 3 dakika ısıttıktan sonra afiyet olsun. In this way, warm in the microwave for 3 minutes is enough. Chicken doner kebab with Aran in Turkey are preferred as a beverage or coke. İçecek olarak kola veya ayran tercih edilir. Useful information to you if we can, we are happy. Bon appetit. Afiyet olsun. I hope you like my video and don't forget to visit my channel. Kanalıma abone olun ve diğer yemek tariflerimi izleyin. Subscribe to my channel and my other tofalo recipes. Benim videomu seçip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Select a video of me and I would like to thank you for watching. Hoşça kalın.